İç sahada problemimiz var. Deplasmanda hiç kaybetmiyoruz ama iç sahada kazanamadığımız zaman o deplasmandaki aldığımız puanın da çok önemi kalmıyor. İşin açıkçası bu. Ama daha öncelikli işler var. Yani bazen rakibin de önüne geçen iç işleriniz oluyor. Çözülmesi, acil çözülmesi gereken. Yönetim ve başkanımız sağ olsun son 2-3 gündür yoğun çaba sarf ediyor herkes. Kadro derinliği yaratma anlamında ama bu zamanda da Ocak ayında da oyuncu bulmak, oyuncu getirmek çok kolay değil. Sezon başı planlaması ve kadronun bazı sürprizlerle karşılaşması, çok sakat oyuncu vermesi, oyuncu sayısının az olması bugün bizi çok aşırı derecede zorda bırakıyor. Yani 6 aydır süren bazı problemleri 6 günde çok çözmek mümkün değil. Ama çözmek adına herkesin iyi niyetinin farkındayım. Herkes uğraşıyor. İnşallah oyuncu içerideki problemlerimizi çözüp dışarıdan da mümkün mertebe bugünkü şartlarda ne oluyorsa biraz kadro derinliği yaratıp 3 günde maç oynadığımızdan dolayı o kadro derinliğini yaratıp bir şeyler yapmamız gerekiyor ama bu kolay bir iş değil. Yani iki yönlü gidiyorsunuz. Bir de bir pazar günü bir maçımız var. Önümüzdeki haftada 3 tane var. Yani hem rakiple uğraş, hem yapılan kadro yapılanmasıyla uğraş. Bunlar kolay şeyler değil yani. Ve o yüzden çok zorlanıyoruz. Oyuncular da zorlanıyor. Yani Rize maçının son bölümünde de oyundan fazlasıyla düştük. Çünkü biz hep aynı oyuncularla oynuyoruz. Aynı oyuncuların bu kadar arka arkaya maç oynaması çok alışılagelmiş bir şey değil. Bu da zor bir şey. Bazı oyuncuları dinlendiremiyoruz, rotasyon yapamıyoruz. Sürekli aynı oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz. Bu ciddi bir handikap bize. Vallahi çok temas ediyoruz. Çok oyuncuya, Burak, ben ve benim kendi kişisel çevrem de bazı sorunlar yaşıyoruz. Tercih edilme konusunda bazı problemler yaşıyoruz. Başka kulüpler rekabet halinde oluyor. Oyuncular başka yerleri tercih ediyor. Böyle zorluklar yaşıyoruz. Yani bu ama birkaç oyuncuda bayağı yol kat ettik. İnşallah ama tabii içerideki oyuncularımızın da problemleri var. Yani sadece dışarıdan oyuncu getirmek o problemi çözmüyor. İçerideki oyuncunun da bazı problemlerini çözmemiz gerekiyor. Transfer biraz bu mevsimde çok oyuncu yok dışarıda. Mümkün mertebe bir özveride bulunan birileri var. İnşallah bir de yani biz içeriden Aysaiti'yi de kaybettik. Yani biz içeriye oyuncu alamadığımız gibi elimizdekini de kaybettik. Sakat oyuncu sayısı fazla. Ya, acil transfer ihtiyacımız var. Yani ben bunu çok defa dile getirdim. Oyuncular biraz pahalı. Böyle kulüplerin de ekonomik durumları ortada. Onların da yardımıyla inşallah hallederiz diye umut ediyorum. Yani zor bir süreç. Denizspor oyuncuları 12 kişi, yani işin gerçeği bu. Diğer genç oyuncularımız var, onlara bu yükü yükleyemeyiz. Çünkü ciddi bir yük sahada. Puan durumunda burada olan bir takıma genç oyunculara o yükü kaldırması çok mümkün değil şu an itibariyle. 12 oyuncuyla lig oynuyoruz ve oyuncular inanılmaz karakter gösteriyorlar. Takdire şayanlar yani. O dirençleri gösteriyorlar. Burada mesela iki tane kaybettiğimiz Ankaragücü Kayseri maçında da kabullenmedi takım bunu. Oynamak istedi. Sürekli rakip kaleye, o skordan rahatsız oldu. Yani oyuncu çok gayretli ve bu kadar zorluklar yaşamasına rağmen gayretli. Onlara bir kez de maçtan sonra teşekkür ettiğim gibi buradan da teşekkür etmek istiyorum. Mustafa Yumlu'yla da biraz önce konuştum. Mustafa Yumlu'yu bu maçta oynatmamamız gerekiyordu. İşin gerçeği buydu. O da biliyordu. Ama çok acil bir şey olur. Çünkü hiç savunma oyuncusu yoktu kadroda. O bana dedi hocam ben dedi, beni kadroya yazın. Acil bana ihtiyaç olursa ben dedi kendimi riske edeyim, oynayayım. Ve biz belki Mustafa'yı oyunun son bölümünde kullanmasaydık bu hafta Yumlu oynayabilecek seviyedeydi. Ama Yumlu son 15 dakika oyuna girince adalesindeki problem daha fazla arttı. Şu anda Mustafa Yumlu yok. Yani Mustafa Yumlu büyük özveride bulundu. Her oyuncuyu sakatlığı varken ben oynayayım bu çok takdire şayan geliyor bana. Bütün oyuncular için aynı şeyi söylüyorum. Zor şartların hepsine göğüs germeye çalışıyorlar kendi sorumluluk alanlarında.
Hocam Yunus'un dışında başka sakat oyuncu var mı? Çok var. Kimler? Subotic var. Dosyevi sakatlıkta yeni geldi. Ben de unutuyorum. O kadar çok ki. Ben geldiğimden beri çok zaten. Unutuyorum yani. Sakıp var. Özgür var. Ben yani olanları saymak daha kolay. Olmayanları sayınca yoruluyorum. Alır mısın? Kestik.